Herkese merhabalar. Tarot Vası kanalına hoş geldiniz. Ben Lihan. Bugün küs olan, hiç iletişimi olmayan veya sınırlı iletişim olan arkadaşlarım için bir video çekeceğim. Burada sınırlı iletişim hani işte Instagram'dan vesaire yerlerden görebilmek, takip edebilmek veya işte karşılaşıyorsunuzdur, merhaba merhaba olabilir, görüyorsunuzdur. Bunlar. Zamansız bir zaman niyet ediyorum. Kolektif bir okuma. Herkes izleyebilir. Kendisine uyan bölümleri olabilir. İstiyorsanız bir deste seçin. İstiyorsanız ikisini izleyin. İzlediğiniz deste uymazsa diğerine de bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben destelerimi yakından göstereceğim. Bu benim birinci destem. Bu da ikinci destem. Eğer bireysel danışmanlık almak isterseniz 0537 476 86 89 no'lu WhatsApp hattından asistanım Elif Hanım'a yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Hemen birinci desteğiyle okumaya başlayacağım ve ilk sorumu, klasik sorumu soracağım. Aklınızdaki kişi anın enerjilerinde acaba sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor? 8'er kart alalım. Düşünceleri. Hisleri. Katina destesinden de bir 8 kart alacağım. Okumayı pekiştirmek için. Evet, şimdi kişi öncelikle sizden soğuk bir enerji alıyor genel olarak. Yani çoğu zaman bir enerji alamıyor. Aldığı zaman da soğuk bir enerji. Şimdi geçmişe dönüksünüz. Geçmişte belki de kapatamadığınız ve unutamadığınız durumlar olduğunu düşünüyor. Affedemediğiniz belki. Ve bu soğukluğun ve uzaklığın da bundan kaynaklandığını düşünüyor. Düşüncelerine çok fazla zirvede olduğunuzu söylemek mümkün. Sizi çok sık düşünüyor ve sizinle ilgili belli uyanışlar yaşıyor olabilir veya karmik bir ödeme yapıyor olabilir şu anda. Zaman zaman minik de olsa bir eyleme geçme isteği var karşı tarafta. Hani bir şey yapsam mı acaba? Harekete geçsem mi acaba? Ama onu engelleyen bir durum da var. Yani hem artık başka birini seçmiş olabilme ihtimaliniz, başkasının sizi çalma ihtimali, hem de çok yaralı olmanız, belki artık mesafeli olmanız bu insanı bir nebze engelliyor diyebiliriz. Ama hani dediğim gibi düşüncelerinde çok fazla zirvedesiniz demiştim. Bunlara rağmen veya sizi kaybettiğini düşünmesi, kendinize yaklaştırmayacağınızı düşünmesi onu daha fazla tetikliyor diyelim, size karşı bir eyleme geçme noktasında. Evet, biraz uzak olduğunuzu düşünüyor demiştim ama siz uzak oldukça o belki size daha fazla yaklaşıyordur. Duygusal anlamda özellikle oldukça yoğunlaştığını, size karşı olan sevgisinin arttığını söylemek mümkün. Ve hani o da siz geçmişe bakıyorsunuz, o da geçmişe bakıyor ve diyor ki aslında çok mutlu olabilirdik. Yani sizde belki de huzuru bulmuş, daha önce hiç bulmadığı bir huzur.
birbirimize yetebilirdik ve kimseye ihtiyacımız kalmazdı. Burada da birilerine karşı suçlamaları var. Yani ya ben birilerinden etkilendim diyor, ya siz birilerinden etkilendiniz ona göre. Veya işte o an durumlar karmaşıktı diyor ama birilerini suçluyor böyle. Hani bu olası mutluluğa engel olma noktasında. Düşüncelerine zirvedesiniz demişim, kalbinde de burada zirvedesiniz. Güneş kartı hani siz olmayınca hayatı çok karanlık, kasvetli ve soğuk olabilir. Hayatının güneşi ve gerçek şansı siz olabilirsiniz ve burada yine yoğun bir bağımlılık işlettiğiniz size karşı. Yani siz olmayınca veya sizin enerjiniz olmayınca kendini güneşini kaybetmiş bir gezegen gibi hissettiğini söyleyebilirim. Evet, belli uyanışları ve kavrayışları var demiştim sizinle ilgili. Bu uyanış şöyle arkadaşlar, kılıç üçlüsü ihanete uğradığını düşünüyor bu insan. Yani ihanet derken, yani bir ilişkiniz yok şu anda muhtemelen. Ama hani başka birini seviyor olmanız onda bir tür yara, bir acı, ihanete uğrama acısı meydana getiriyor. Ve yine burada geçmişe baktığını, geçmişteki belli konuları bir araya getirip ha evet hayatında başkası var ya da başkasını seviyor dediğini söyleyebilirim. Hani küçük bir eylem isteği oluyor ama işte belli korkular bunu engelliyor demiştim yine. En büyük korku da burada başarısızlık korkusu. Yani size karşı bir eyleme geçerse ve hüsrana uğrarsa, ya başkası varsa veya siz onu hani çok sert bir şekilde reddederseniz burada da kendi içinde bir dengesizlik yaşadığını anlamak mümkün. Evet, başkası çaldıysa diyor ama şunun da farkında, hani siz de duygusal olarak bir tatmine ihtiyaç duyuyorsunuz. Belki bir yuva arzunuz var. Belki bir evlilik istiyorsunuz. Eğer zaten evli değilseniz veya bir ilişkiniz yoksa elbette hani başkası çalacak. Çünkü ben dolduramadım o yeri diyor. Ve sizi belki çok fazla yaralamış olabilir her ne yaptıysa ve bu onu korkutuyor. Yani demek ki sınırı o kadar çok aşmış ki artık siz ona arkanızı dönmüşsünüz ve artık tamamlanmak için başka birini tercih edeceksiniz. Yani korkuları bu noktada veya çok eylemsiz kalarak sizi yaralamış ama bir şekilde yaralamış. Ve koşmak istiyor, bunu engellemek istiyor. Çünkü gidiyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz yeni bir olasılık için, yeni bir başlangıç için ondan uzaklaşıyorsunuz. Ona göre de bunun kendi düşünceleri ve hissiyatı. Evet, özlüyor mu? Hiç aklına geliyor musunuz? Buna da bakacağız. Özlüyor mu sorusuna cevabım kesinlikle evet. Çünkü kişi size karşı çok yoğun bir bağımlılık oluşturmuş. Bu özellikle hani birlikte olunmayan, birlikte olunan ilişkilerde de oluyor ama birlikte olunmayan, mesafe giren ilişkilerde ya da bağlantılarda diyeceğim. Şimdi siz bu insanı severken, o size o kadar çok düşkün değilken çok fazla enerji akıtıyorsunuz. Üzüldüğünüz için, özlediğiniz için. Ve kişi bu enerjiye bağımlı olmaya başlıyor. Sonra bir şekilde kendinizi çektiğinizde o zaman o bağımlılık çok güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bütün bağımlılıklar gibi. Gerekli maddeyi aldığınızda iyisinizdir ama
Onunla bağlantınız koptuğu anda o bağımlılık sancıları ortaya çıkar, yoksunluk sancıları ortaya çıkar. Tam olarak böyle bir durum yaşıyor. Ve hani o ortaya çıkan ihtiyaçta aklına gelen kişi sizsiniz. Yani biliyor, bir şekilde biliyor sizden bir şeylerin kesildiğini. Hemen aklına siz geliyorsunuz bu noktada. Ve yine yaşamında hani iyi giden şeylerin çok bıçak sırtında olduğunu görüyorum. Özellikle maddesel dünyada bir eksiklik ve sıkıntı yaşıyor. Ve yine sizin besleyici enerjiniz, şey, imparatorça enerjisiyle ilgili bir eksiklik yaşıyor. Çünkü arkanızı dönmüşsünüz. Evet, onda da hala aklınız var bir miktar. Ama daha çok hani kendinize yönelik bir enerji içindesiniz. Veya ondan korunma hali içerisindesiniz. Şimdi burada hani kazanan kişi olarak da sizi görüyor. Çünkü kendisini bir kazanç olarak nitelemiyor. Gerçekten başka birini bulduğunuz veya başka bir insanla ciddi bir yolda olduğunuzla ilgili bir fikri var. Ve hani her türlü siz kazanansanız veya başka biri sizi elde ettiği için kazanan insan. Bir an bölmek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Evet, bir şans istiyor gördüğüm kadarıyla. Bir fırsat arzuluyor. Ama bu fırsatı arzularken bile kendi içinde çok samimi değil, kendisine güvenmiyor. Yani evet, sizden bir fırsat istiyor ama aynı zamanda kendi içini yiyen veya işte sizi kemirmek isteyen, enerjinizi kemirmek isteyen bir tarafı var. Yani atıyorum şu anda bu insana bir şans verseniz, gel canım diyerek, her şeyi affederek, yine aynı tas aynı hamam olur. Yani yeterince burnu sürtülmemiş diyeceğim ben buna. Yani bir şans verilirse de bu şans dikkatli verilmeli. Hemen öyle kucağıma açtım, gel her şeyi unutalım modunda olmamalı. Çünkü daha kendisi henüz bu noktada dönüşmemiş. Yani içten içe hani bana bir şans verse her şey daha iyi olur diyor. İçinde yanan bir ateşsiniz. Gerçekten sizin onda kendisinin fark ettiğinden daha fazla yeriniz var. Çok fazla büyümüşsünüz. Özellikle hani görüşme noktası çok azsa veya hiç yoksa bu kişi ondan arkanızda döndüğünüze %100 emin. Ve kendisinin fark etmediği bir şey var. Arkadaşlığınızı ve dostluğunuzu özlüyor. Yani bu, hiç arkadaşlık dostluk yapmamış olabilirsiniz ama arkadaşlık ve dostluk noktasında bu insan için bulunmaz Hint kumaşısınız. Yani herkes hayatında bir arkadaş, bir dost arar, sohbet edebileceği, konuşabileceği bir insan. Ve hani o noktada da aslında ruhu eşleri vardır. Yani iyi arkadaş olabilme, iyi dost olabilme. Çünkü genelde kazık yiyoruz o alanda da. İşte siz bu insana iyi bir dost olabilme noktasında da aslında bulunmaz Hint kumaşısınız ve kendisinin göremediği böyle bir kayıp da var onun hayatında. Ama dedim ki, özlüyor mu? Özlüyor. Özellikle enerjinizi, çünkü sizden beslenemiyor gördüğüm kadarıyla. Evet, şimdi onun bilinçaltına bir bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra olası ortak geleceğe geçeceğim. Bakalım bilinçaltında sizinle ilgili neler varmış. Arkadaşlar, öncelikle kişiyle bir ruhsal sözleşmeniz var. Yani siz bu insanla niye karşılaştınız? Neden işte yaşadığınız deneyimi yaşıyorsunuz, yaşadınız? Kendi kendinizi kabullenemediğiniz için bu insan size işte belki de karmik bir ruh eşi olarak bunu yansıtmış olabilir. Kendi kendimizi elbette çok kabullendiğimizi, çok sevdiğimizi zannediyoruz ama çoğunlukla
kendimizi kabullenmiyoruz, sevmiyoruz, beğenmiyoruz, durmadan içsel bir sesle eleştiriyoruz ve bunun yansımaları da genellikle karmik ruh eşleri tarafından bize çok sert bir şekilde yansıtılıyor. Öncelikle kendi kendinizi kabullenmeniz gerekiyor ve ruhsal sözleşmede açgözlülükten de öte geldi. Yani siz kendi kendinizi kabullenemediğiniz için, yeterince sevmediğiniz için ve bu sevgiyi dışarıda aradığınız için açgözlülükten de öte insanları hayatınıza çekiyorsunuz. Açgözlülükten öte ne demek? Hiç vermeyeyim, hep alayım. Yani birazcık olsun bile vermeyeyim. Sen bana vermek zorundasın. Neden? Kendinizi kabullenemeyip sevmediğiniz için, bu konuda bir eksikliğiniz olduğu için siz bu boşluğu başka insanlarla doldurmaya çalışıyorsunuz ama hiç kimse kendiniz hariç o boşluğu dolduramaz. Daha çok aslında derinleştiriyor maalesef. Ben her zaman şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Ayna karşısında muhakkak çalışın. 41 gün boyunca. Yani kendinize iltifatlar edin, güzel şeyler söyleyin. Başta yalan gibi gelebilir, saçma gelebilir. Ama kalpten inandığınız nokta geldiğinde bilinçaltınızda bunu kabul edecektir. Ve o zaman bir şeyler değiştir. Çünkü değersiz değilsiniz, kıymetsiz değilsiniz, hiçbir şeyiniz kötü değil. Bunlar sadece başkaları tarafından size söylenmiş ve sizin de kabul ettiğiniz, gerçek sandığınız şeyler. Evet, bilinçaltında özellikle ikinci çakranızdan geceleri bir beslenme eğilimi olabilir karşı tarafın arkadaşlar. Bağ kesme çalışması her zaman tavsiye ediyorum. Kanalda var, muhakkak yapın. Yine ikinci çakra dengeleme videosu burada olmalı bu kanalda. Çok hatırlamıyorum ama yapmış mıydım diye. Yoksa da başka bir yerden bulun, onu dengeleyin. Evet, bir değişiklik olduğunun onun bilinçaltı da farkında. Bakın, eskiden çok fazla enerji akıtıyormuşsunuz. Hala bir enerji akıyor ama eskisi kadar değil. Biraz daha kendinizi düşünmeye başlamışsınız. Biraz daha hani ya da artık kapıya dayanmış bir şeyler ve ben hayatıma devam etmek zorundayım. Daha fazlasını istiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Belki de dediğim gibi evlenmek veya daha ciddi bir ilişki arzu ediyorsunuz. Ve bu karşı tarafın bilinçaltında öfkeye sebep oluyor. Neden öfkeye sebep oluyor biliyor musunuz? Tekrar aynı şey. Bir insana sınırsızca bir şeyler verdiğinizde, bu enerji de dahil, aslında enerji en önemlisi, kişi bunun için minnet duymaz. Bunu kendi hakkı olarak görmeye başlar. Bunu da yaşamışsınızdır. Çok verdiğiniz insanlar son derece nankör olur. Dengeli verdiğiniz insanlarla dengeli bir ilişki yaşarsınız. Biz hep şey zannediyoruz. İşte vereyim o da kıymet bilsin, öyle olmuyor. Kendi hakkı zannetmeye başlıyor. Yapacaksın tabii demeye başlıyor. Burada da sizdeki bu değişim karşı tarafta yoğun bir öfkeye sebep oluyor. Ama şunu da biliyor. Yani hani siz bu mesafeye koyduğunuzda aranıza gerçekten bir güneş açıyor. Aslında dengeye doğru gidiyorsunuz veya sizin onun hayatına bir güneşe dönüştüğünün de farkında kişi. Özellikle siz mesafe koyduğunuzda. Evet, birinci çakra konusunda bir oyun var aranızda. Oyun şu, bilinçaltı ve diğer boyutlar çok karmaşıktır. Burada hani belki de tutunamayan kişi olarak siz gözüküyorsunuz. Yani olmayan, işte onun tarafından itilen, kakılan, reddedilen veya uzaklaştırılan, uzak kalmak zorunda kalan kişi siz olarak gözükebilirsiniz. Ama başka bir boyutta ya da bilinç altında aslında bu insanı reddeden kişi sizsiniz. Evet, bilinç altı da bunları bize söyledi. Şimdi olası ortak geleceğe birlikte bir bakalım. Onar kartı alacağım. Sevgili arkadaşlar.
arkadaşlar, bu şu sıralarda, bu okumalarda çok sık gördüğüm bir şey ama bazı arkadaşların yolu artık bitmek üzere. Evet, aranızda bir çatışma olabilir, bir kavga olabilir, enerjisel düzeyde bir itiş kakış olabilir ama en sonunda siz bu insanla çok sağlamsınız, o da sizde çok sağlam ve bir karar verilecek. Karşı taraf artık hani belki de görmesi gerekeni görecek, gerçek aşk olduğunuzu görecek ve arada bir evlilik veya çok ciddi bir ilişki enerjisinden kartlar bahsediyor burada. Bu bazı arkadaşlar için arada böyle aşk üçgeni gibi bir durum varsa, bu insanın hayatında biri varsa, sizin hayatınızda biri varsa, her ikinizin hayatında biri varsa, bu da olabilir. Hani duygusal olarak tekrar bir yükselme söz konusu, bir hayranlık artışı ve kişi de gittikçe daha sağlam bir hal almanız söz konusu diyor kartlar ve bir yardımlaşma olacak. Bu finansal bir konuda da olabilir. Bu insanla veya artık dengeyi bulmak, yani işte o çok alsın ben çok alayım şeklinde değil de iki tarafın da birbirini desteklediği, daha orta yolu bulduğu, daha böyle huzurlu, saygılı bir ilişki yaşadığı bir döneme geçiş yapabilir. Ama bazı arkadaşlar var, aranızda affedebilmesi mümkün değil sanki. Yani burada asılan adam geldi. Yani ne olursa olsun, karşı taraf ne yaparsa yapsın bağışlayabilmeniz mümkün değil gördüğüm kadarıyla. Uzak, bana uzak, Allah'a yakın olsun diyorsunuz ve tamamen bu insanı süpürüyorsunuz. Benim gördüğüm bu. Bu arkadaşlar için söyleyebileceğim, yani süpürüyorsunuz ama bir şekilde sanki kendinize de biraz kafese kapanmış gibi hissediyorsunuz. Ama sizin için de diyor yeni bir karşılaşma var. Yani evet, hala bu insana karşı bir şeyler hissederken yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Bu insana gönlünüz yavaş yavaş kayabilir ve bu insanla ciddi bir yola girilebilir diyor. Kolektif okumada bölünmeler olabilir. Dediğim gibi bazı arkadaşlar, özellikle birbirinizin gerçek aşkıysanız diyor kartlar, arada bir çatışma olabilir ama en nihayete siz evliliğe gidiyorsunuz. Hani bir karmaşa varsa, burada illa aşk üçgeni olmak zorunda değil de hani aile, iş vesaire bir engel de olabilir. O tarz bir engel varsa aranızda, hani duygusal itiraflar, size karşı olan hayranlığın artması, belki birlikte çalışmalarda bulunmak, gittikçe büyüyen bir süreç, özellikle sağlık bağlantısı varsa arada, sağlıkla ilgili birbirini desteklemek, birbirini yüceltmek, daha kıymetli olmak söz konusu. Dediğim gibi bazı arkadaşların da affedebilmesi mümkün değil. Yani karşı taraf ne yaparsa yapsın ben bağışlayamam, bana uzak ol diyor. Ama hala bir şeyler hissediyor. Yani duyguları öyle pat diye ölmüyor, biliyorsunuz. Onlar için de başka bir kişi gerçekten var. Ve bu başka kişiyle dediğim gibi ciddi bir yol. Eğer bekarsanız muhtemelen müsebbet eşle tanışılıp hani bu insanı arkada bırakmak. Yani ne yaparsa yapsın olabilmeniz mümkün değilse artık siz de üzülseniz de yolunuza devam ediyorsunuz. Dediğim gibi bu sizin tercihiniz ama karşı tarafın tercihi değil. Hani benim seninle olmam mümkün değil. Evet, duygularım vardı, hala da var. Ama benim seninle olabilmem mümkün değil. Çünkü hani bunlar içimde bir şu var, yani kim nefret veya kızgınlık öyle geçmiyor. Ve sonra daha da büyüyerek daha korkunç bir şeye dönüşüyor. O yüzden muhtemelen doğru karardır. Karşı tarafı özellikle çok yanlış şeyler yaptıysa. Eğer bu okumanın enerjisine ve niyetine dahil olmak istiyorsanız şimdi videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Yine okumayı beğendiyseniz ve bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 537-476-86-89 nolu WhatsApp hattından Asit Hanım, Elif Hanım'a ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. İkinci desenize birlikteyiz sevgili arkadaşlarım. Hemen hatırlatmalarımı yapayım. Zamansız bir zaman niyet ediyorum. İsteyen herkes izleyebilir. Kolektif bir okuma, herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Her iki deseyi de izleyebilirsiniz. Bu deseyi izlerseniz ve size uymazsa diğer deseye de bakabilirsiniz. Eğer bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0537-476-86-89 nolu WhatsApp hattından Asit Hanım, Elif Hanım'a yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Hemen şimdi okumama başlayacağım ve ilk sorum, aklınızdaki kişi anın enerjilerinde acaba sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor? 8'er kart alacağım.
düşünceleri. Pekiştirmesi için de 8 tane katina desen kart alacağım. Evet sevgili arkadaşlarım, eğer bu konu enerjisine ve niyetine dahil olmak istiyorsanız şimdi videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Kişi sizi isteksiz buluyor bugünlerde düşüncelerinde. Yani sanki bir isteksizlik, gönülsüzlük var üzerinizde. Diyor ki ama hani biz birbirimizin dünyasıyız, sen benim dünyamdın, hani neden isteksizsin? Ama bunu derken aslında kendi içinde de çelişkiler var, tamam. Birbirinizin dünyası olun ama kendisi henüz tam olmamış ki. Yani sizin dünyanız olabilecek kapasiteye gelmemiş, hayatında ikilikler ve güvensizlikler var. Kendisi tam olmadığı halde veya işte beklentilerinizi karşılayamayacağı halde burada yine de bir yargılama durumu içerisine de girmiş. Biraz güvensizlik, kızgınlık, belki içinden saydırma durumları da söz konusu. Çünkü onu öldürdüğünüzü ve bitirdiğinizi düşünüyor. Ve hani siz onun hayatının güneşisiniz. Hem dünya hem güneş, bunlar olmayınca uzayda boşlukta kalırsın. Ve bir acı, yani başkası olduğuna dair, başkasını sevdiğinize dair bir acı yaşıyor. Ha, zaten bir aşk üçgeni yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda da hani bu üçgende siz onun güneşisiniz. Ama aynı zamanda siz onu belki bitiren kişisiniz. Evet, duygulara geldiğimizde şimdi burada gönülsüzlük, isteksizlik, asılan adam kartı geldi ve egolar söz konusu. Belki sizin, belki onun imkansızlıklar, elinizi ayağınızı bağlayan koşullar olabilir. Ya da artık egolar çok fazla devreye girmiş olabilir kalpte, çünkü bu var, bir çaresizlik hissi, yapamam, edemem, başaramam hissi. Ama bu hissi daha çok sizden alıyor gibi, çünkü burada dünya kartı, burada da imparator kartı geldi. Yani kişi diyor ki sen benim dünyamsın, biz tamamlanmalıyız. İşte sen benim imparatorumsun veya imparatoriçemsin. Ve burada bunu derken tılsım şövalyesini görüyorum. Şimdi tılsım şövalyesi imparatordan bayağı uzak bir kart. Yani ona çıkması için bayağı basamak var. Ama deneyeceğim, yani ben o seviyeye yükselmeye çalışacağım diyor. Yani burada dengesizliklerin biraz size verdiği acıyla alakalı olabileceğini düşünüyor. Yani canınızı çok yakmış olabilir veya şu anda siz onun canını yakıyor olabilirsiniz. Ama bu inişler, çıkışlar veya arada şu anda iniş çıkış durumu varsa bu durum onun canını yakıyor olabilir. Size karşı güvensizlik, tekrar tekrar aynı şey geliyor. Kalpte kupa kraliçesi, evet kalbindesiniz ama aynı zamanda güvenemiyor, inanamıyor, çünkü bir savunma hattınız var. Kişiyle hiç görüşmüyor olsanız bile bu savunma hattını hissediyor karşı taraf. Ve onu bitirdiniz, bir şekilde bitirdiniz. Ondan kendinizi savunuyorsunuz. Üzerine çok yüksek bir gücünüz var demişim. Aynı zamanda onun güneşisiniz. Ki hem güneş kartı hem güç kartı burada Aslan Burcu'nu temsil ediyor. Burada biraz hani aşk üçgeni olabilir demişim. Kılıç üçlüsü kartı var ama kalpte de bir vicdan azabı var kişide. Yani eğer bir aşk üçgeni içindeyseniz bu insan vicdan azabı da çekiyor olabilir. Sizi aldattıysa veya siz bu üçgenli üçüncü kişiyseniz vicdan azabı da var aynı zamanda.
veya sizi tekil hale getirmediği için, ön plana almadığı için, ikinci plana attığı için bir vicdan azabı ve suçluluk hissediyor olabilir. Bir diğer ihtimal, başkasını bulduğunuza inanıyor ve bu ona çok yoğun bir acı, ihanet acısı veriyor olabilir. Evet, kişi burada gönülsüzlüğünüzün ve egonuzun size o alyansı vermemesinden kaynaklandığına inanıyor. Yani illa hani evlilik olmak zorunda değil ama ciddi bir şey sunmaması, ciddi adımlar atmaması ile alakalı olduğuna inanıyor. Ve burada artık bir samimiyet görüyorum. Kendini size adamak isteyen bir insan görüyorum. Ve diyor ki yolum uzun ama ben hani bir imparator ya da imparatoriçe olmak için çabalayacağım. Bunun için uğraşacağım. Evet, canınızı kesinlikle çok yakmış. Kendi dengesizlikleriyle bunun da farkında. Ama paranoyaları da var. Kılıç beşisi, heysa kartı kafasında sizinle ilgili çok fazla paranoya olduğunu, kendini çok kurduğunu, işte onu bitirdiğinizi, kendinizi savunmaya aldığınızı, çünkü artık başka ihtimale baktığınızı düşünmesi. Geçmişe yönelik çok bakıyor, geçmişi değerlendiriyor ve bu geçen sürede, geçen zamanda onun üzerinde aslında ne kadar büyük bir gücünüz oluştuğuna ve onun yaşamının gerçek güneşi olduğunuza dair bir karar vermiş burada. Evet, anahtar burada arkadaşlar, kılıç üçlüsü olarak geldi ve vicdan azabı olarak geldi. Demek ki arada bir incinme söz konusu, sizi ön plana almamış veya işte gerçekten bir aşk üçgeni durumu var veya siz gerçekten artık başkasını buldunuz ama bu durum şu anda sizin aranızdaki anahtar ve kilit nokta diyor kartlar onun için. Evet, özlüyor mu, hiç aklına geliyor musunuz, buna bakacağız. Arkadaşlar, özlemden önce suçluluk ve vicdan azabı var ve bu onu bayağı bir sallıyor diyebilirim. Yani kafası, düşünceleri, hayatı çok sallantılı. Çünkü sizi çok iyi kalpli bir insan olarak niteliyor. İyi kalpli, fedakar, kendini adayan ama sizi bile kendinden uzaklaştırdıysa çok ileri gitmiş olmalı. Yani bunlara rağmen artık uzaklaşmışsınız ve yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Ve kişi burada yoğun bir suçluluk veya acıyla, azapla baş başa kalmış. Evet, uzaklaşıyorsunuz çünkü ikinci plana atılmışsınız. Yani ya zaten bu bir aşk üçgeni ve bunun içinde yer almak istemiyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz. Ya da o sizi ikinci plana attı bir şekilde, hiç ön plana alamadı. Bu yüzden uzaklaşıyorsunuz. Ama aynı zamanda sizden de vazgeçemeyeceğinin farkında. Evet, sizi görmeyi çok istiyor, görüşmeyi çok istiyor, sizi yoklamayı çok istiyor çünkü içini kemiren bir şeyler var sizinle ilgili. Yani iyiliğinizden emin diyeceğim. Çok iyi bir insansınız ama çok soğuksunuz. Hiç enerjinizi alamıyor. Bu durumda da hani artık onun için bir emek verseniz de, zaman harcamış olsanız da artık yeni bir yola koyulduğunuza dair bir eminlik. Yani tasın kraliçesi. Yani siz ya İşte ben artık evimin hanımı beyi olmak istiyorum diyorsunuz ya da kendimi artık başka bir şeye adayacağım diyorsunuz.
Ve bu insan da bunların hepsini kendi içinde hissediyor. Evet, siz bir şeyleri yıkıyorsunuz, döküyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz, artık onu istemiyorsunuz belki, ama onun size olan aşkı ve sevgisi artıyor. Yani siz uzaklaştıkça onun sevgisi de daha çok ortaya çıkıyor olabilir. Bunun tam tersi de olabilir arkadaşlar. Zaman zaman gördüğüm yorumlardan dolayı diyorum. Tam tersi, hani siz belki acı veren, inciten tarafta olabilirsiniz. O zaman tam tersi şekilde yorumlayacaksınız. Böyle dediğim gibi onun için evet bir özlem var, ama özlemden önce suçluluk duygusu, vicdan azabı duygusu ve ben uzak durmalıyım duygusu alıyor sizden diyeceğim. Belli sebeplerden dolayı. Yani şu da olabilir, yani gerçekten bir aşk üçgeni vesaire varsa arada, kişi artık böyle bir şeyin içinde de yer almak istemiyor olabilir. Hani sizi sevse bile bu olmaz, olmamalı şeklinde bir bakış açısı da olabilir. Ondan not düşeyim. Şimdi ben bir de bilinçaltına bakacağım. Bakalım orada neler var. Evet arkadaşlar, kişi yeterince samimi ve dürüst olamadığı için artık bir fırtınanın yaklaştığını hissediyor. Yani bir fırtına geliyor. İkiniz arasında artık bir fırtına meydana geliyor. Ve siz kapıyı açmışsınız, çıkıp gidiyorsunuz. Artık bilinçaltı şöyle bir şey fark etmeye başlamış. O belki de bir duraktı, gerçek değildi. Sizin yolunuzda ilerlerken hani karşılaştığınız bir yolcuydu. Böyle bir inanç meydana gelmiş. Dengeye ihtiyaç duyuyor, dengelenmeye ihtiyaç duyuyor. Özellikle çok fazla rüyalarına giriyor olabilirsiniz ve hala ona bağlı olmanızı istiyor. Çünkü bakın, enerji kartı geldi. Burada da bağlılıkta eli kelepçelenmiş bir kadın var. Burada hani bir şey de fark etmiş olabilir bilinçaltı. Aslında ben bağımlıydım, ben o enerjiye muhtaçtım. Ve bilinçaltı yine eli kolu bağlı bir şekilde ona aşık olmanızı, onu sevmenizi, ondan vazgeçmemenizi istiyor. Biraz da hani narsist bir tarafı olabilir. Çünkü işkence etmekten zevk alan bir tarafı var gördüğüm kadarıyla. Ya da hani eskisi gibi olsun, sen beni çok sev, ben sana işte kötü davranayım, böyle olsun diyor. Ama böyle olamayacağını farkında. Zafer sizden yana ve siz bu insanla belki de bir tekamül de çok yukarılara çıkmış olabilirsiniz. Kıskanıyor. Kıskançlık kartını görüyorum. Ve geçmişi bırakamıyor. Geçmişte bırakamadığı bir durum var. Neymiş diye soracağım. Geçmişteki sevgiyi özlüyor arkadaşlar. Evet, aranızda bir sevgi durumu olmuş, ama bu sevgi yani belki itişli kakışlı bir sevgi oldu. Ve öyle bir sevgiye alışmış olabilir. Veya başkalarına gördüğü o özel sevgi deneyimini çok kıskanıyor. Ama kendi geçmiş travmalarını bırakamadığı için bu sevgiyi yaşayamıyor da olabilir. Yani bunu ilk destede de ben söylemiştim. Bir insana çok verdiğinize, ne veriyorsanız verin, enerjik ki bu en önemlisi, kişi bunu hakkı olarak görür ki bu insanda bu enerjiyi istiyor. Yani onu deli gibi sevmenizi, işte o da insan sevdiğini yerden yere vururmuş lafını izliyor anladığım kadarıyla. Sözünü izliyor, onu kendine totem edinmiş. Onun peşinden o da işte birbirimize işkence edelim, acı çektirelim. Böyle bir özlemi olabilir. Yani hem sizden vazgeçemeyen,
aynı zamanda da enerjinizi bırakmak istemeyen bir modda, bilinçaltında. Onda da demek ki sürünüp bir tekamül etmesi gerekiyor diyeceğim kendi hayatımda. Evet, bakalım o nasıl ortak gelecek, bize neler söyleyecek. Arkadaşlar, öncelikle burada iki tane erkek figür görüyorum. Bir kadınsanız arada kalabilirsiniz, bunu söyleyeyim. Yani neyi seçeceğim ve kimi seçeceğim, ve burada biraz karşı taraf çok hatalı olsa da, size çok yanlış yapsa da suçluluk hissediyorsunuz. Yani hani tamam, belki de ondan vazgeçtiniz, size çok acı çektirdi. Ama yine de hissedilmiş bir şeyler var. İşte belki siz bunu çocuk gibi beslediniz. O yüzden de çocuk gibi besleyince insan da bırakamıyor. Öyle bir durum yaşayabilirsiniz. Ama kader var işin içinde ve kaderinize doğru giderken yanlış kişiyi süpüreceksiniz diyeceğim. Çünkü bazı şeyler hayatta değiştirilemez. Açıkçası aşk konusunda yıldızınızın da daha parlak olduğunu görüyorum. Hatta bayağı parlayabilir ve dışarıya da bağımsız bir enerji yayabilirsiniz. Evet, içten içe hala bir özleminiz var. Gerçek sevgiyi ve gerçek aşkı özlüyorsunuz. Ama dışarıda çizdiğiniz tablo daha bağımsız. Ve bu inancınızı yitirmeden devam ediyorsunuz. Belki arada yitirdiğiniz oldu gerçek aşka olan inancı. Ama bir şekilde içten içe de buna inanıp çağırmaya devam ediyorsunuz. Şimdi bir ikilemde kalabilirsiniz. İkileminiz şu: bırakamadığınız durumlar ve karşınıza çıkan büyük bir devlet kapısı ve kısmet. Yani bu kısmet aklınızdaki kişi de olabilir, başka biri de olabilir. İki arada kaldığınızı söylemiştim. Ama güneş üzerinize doğuyor. Yani ben yapamam dediğiniz her şeyi yapacaksınız. Bırakamam dediğiniz her şeyi bırakacaksınız ve bir özgürlük, yeni bir başlangıç söz konusu olabilir hayatınızda. Ha, belki de aklınızdaki kişiyle birlikte olamıyorsunuz bir şeyleri bırakamadığınız için. Belki o bırakamıyor ama bırakılamayan şeyler bırakılacak deniyor burada. Aklınızdaki kişi de bırakamadığınız biri olabilir. Yani sevgi değil, daha çok şefkat olabilir. Ne olursa olsun bir alışkanlık olabilir. Ben vazgeçemiyorum, kurtulamıyorum bundan diye olabilirsiniz ama kurtuluyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ve bir yükseliş dönemi, bilgece ilerlediğiniz için özel hayatınızda bir yükseliş söz konusu diyor kartlar. Yani daha üst basamağa çıkmak, iki üçlü yan yana birbirinin etkisini artırıyor ki değnek üçlüsü de özellikle ilahi birlik veya resmi birliktelik noktasına zirveye çıkacağınızı söylüyor. Burada bir alyans kartı görüyorum. Hani artık kadere doğru gitmek, mutlu olmak, bir evlilik yapmak, doğru insanla doğru ilişkiyi yaşıyor olmak söz konusu. Tabii bu da geçmiş deneyimlerinizin getirdiği bir güzellik. Yani deneyim insanı daha akıllı yapıyor. Daha akılcı bir yol izliyorsunuz. Ve evet, mutlusunuz gördüğüm kadarıyla. Hani özellikle belki maddi dünyada, fiziksel dünyada hayal ettiğiniz her şeye sahipsiniz ama burada bir korkunuz olduğunu görüyorum.
Arkadaşlar şimdi korkmaya gerek yok. Şunun için gerek yok. İnsan hani böyle her şey çok güzel gidince de bir işkilleniyor. Her şey bu kadar güzel gidemez. Kesin bir şey olacak. Öyle düşünmeyin. Şöyle düşünün. Deyin ki ben yaşamam gereken o kesin kötü şeyleri zaten geride kalan zamanda yaşadım. Bu da artık benim cennetim ya. Eninde sonunda bir mutluluk var. Cennet var. O zaman cennet olmazdı. Yine orada da bir sallantıda giderdik gelirdik. İnanmıyorsanız bile nihai bir mutluluk var. Burada da nihai mutluluğa inanamama hali. Elbette sorunlar, problemler olacaktır. Ama yaşamanız gereken acıyı muhtemelen geride kalan zamanda yaşadınız. Yani siz bu mutluluğun bedelini, eğer böyle bir şeye inanıyorsanız, mutluluğun bir bedeli olmalı diye, geride kalan zamanda zaten ödediniz peşin peşin. Bu şekilde bakın. Aynı zamanda hani her şeyin böyle hızlı ilerlemesi, güçlü ilerlemesi veya yeni bir başlangıç yapacak olmak sizi ürkütebilir. Ürkmeyin diyorum ben de. Okuma bu kadar. Sevgilerimi iletiyorum. Umarım sizin için en güzeli olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.